Babam da gittiğine göre ben bugün tam anlamıyla bir yetişkin oldum. Halbuki ne kadar da konforluymuş. Kaç yaşında olursan ol, birinin çocuğu olmak ne kadar güzel bir şeymiş. Ne kadar büyük bir şansmış. Ama ben yine de çok şanslıyım. Çünkü yanlışlarıma rağmen beni çok seven bir babam vardı. Babacığım, seni affediyorum. Umarım sen de beni affedebilirsin. Teşekkür ederim. Olacaksın anne. Çünkü her zaman biz senin yanındayız. Ali nerede? Bilmem, ben görmedim. Eksikliğini hissetmedim desem yersiz olur. Buna bakmam lazım. Misafirlerle siz eğitim. Tamam mı? Hadi. Efendim, buyurun. Neslihan Hanım, önemli bir gelişme için sizi aradım. Buyurun. Babanızın cinayetinden sorumlu gördüğümüz iki kişiyi az önce gözaltına aldık. Ve delillere bakarsak gerçek katilleri bulduk diyebiliriz. Kim? Kimi aldınız? Serhan Soysalan ve Şebnem Sualp. Açmıyor. Sen mi aldırdın annemi polise?
Sana soruyorum. Annemi sen mi suçladın? O yüzden mi annem burada? Yaman konuşsana! Annemin Serhan'la birlikte burada ne işi var? Rüya. Dedemi annen öldürmüş. Saçmalama. Saçmalama. Annem asla böyle bir şey yapmaz. Attığı koltukta dedemin kan örneği bulunmuş. Dedem sizin evde öldürülmüş diyor. Bütün deliller anneni gösteriyor. Bütün deliller senin babanı da gösteriyordu Yaman. Sen babam yapmaz dedim, ben sana inandım. Bir an bile düşünmeden, bir an bile tereddüt etmeden ben yine senin yanında oldum Yaman. Ben de senin yanında. Asla. Annemin masum olduğu ortaya çıkacak ve sen bir daha asla benim yanıma yaklaşmayacaksın. Hani o kitaptaki kurt vardı ya, onu sahiplenen aile yiyordu. Sen gerçekten olsun. Kendi aileni yedin, bitti. Şimdi sıra benimkine geldi değil mi? Yabani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.